gel buraya. Özür dilerim. Seni seviyorum. O yüzden. Erkekler kıskanç olur, değil mi? Kitap okuyordum, uyuyakalmışım. Vallahi bu sıcakta en iyisi uyumak ama... ...bilirsin dayını, hemen gelsin dedi. Her iş acele, koşturur durur. Allah'tan Vediye Hanım var da... ...evi çekip çeviriyor, topluyor dayının arkasını. Bulunmaz bir Allah için. Evet, soylu bir ailenin kızıymış. Kim? Vediye. Yakınları ölünce dayım evlat edinmiş. Vediye evlenince dayım yalnız kalacak. Vallahi senin dayının eli sıkıdır biraz. Kolay kolay vazgeçmez malından. Anlamadım, ne demek o? İlle türlü türlü söylüyor işte. Öz kızı olduğunu söyleyenler bile var. Öz kızı da olsa evlendirir, evlatlığı da. Ne ilgisi var bunun eli sıkılıkla? Ne demek istiyorsun sen? Söylenti, ben bir şey demiyorum. Ne demek istiyorsan açıkça söyle. Dayın, haşlayacak bizi. Nerede kaldın? Beni istemişsiniz. Çevre köylere gidiyorum. Çingeneler bak. Onun için çağırdım seni. Ne var, ne oldu ki? Çingeneler gene bu tarafa gelmişler. Kızı kaçırabilirler. Vediye'yi mi? Ne zamandan beri kız kaçırıyor çingeneler? Sen benim dediğimi yap. Vediye'yi ayırma gözünden. Bak dayı. Geldiğim günden beri hep çingene lafı ediyorsunuz. Oysa köylünün çingenelerden hiçbir şikayeti yok. Hatta sizin bu tutumunuzu alay bile ediyorlar. Üç günde bu köylüleri tanıdığını mı zannediyorsun? Onların kiminle alay ettiklerini, benden niçin korktuklarını anlaman mümkün değil senin. Evet, burada herkes kendine özgü bir dil konuşuyor. Ben durduruyorum onları, ben sürüyorum ötelere. Ben olmasam bu miskinlere kalsa çingeneler üç günde talan eder burayı. Kes şu gürültü be! Çalıştıramıyorum! Ne zaman çalıştı ki? Vazgeç artık! Fırsatını bulsalar benden öcü almayacaklarını mı sanıyorsun? Tamam dayı, anlıyorum. Merak etmeyin siz. Hadi hoşça kal. Vediye. Merhaba. Merhaba. Ne var? Vediye'yi arıyordum. Kayıp mı ettin? Adam gibi konuşsana.
Sana bir şey sorduk. Gitti. Burada mıydın? Babam gitti mi? Gitti. Neymiş, ne dedi sana? Vida'yı gözünün önünden ayırma dedi. Ayırma mı dedi? Hı hı. Ben ne olmuşum ki? Ne olacak? Ortalarda yoksun. Yok muyum? Seni arıyordum ne zamandır. Beni mi? Benim. Evet, seni. O zavallı çingenelerden korkuyor, hanımın derdi başka. Onunlaydın değil mi? Balıkçının koynundaydın değil mi? Yürü eve. Yürü eve! Sofra hazır. Yemeyeceğim. Yatıp uyuyacağım. Gel. Ne istersen sor. Söyleyeyim de bitsin. Söyle ne söylemek istiyorsan. Sormam gerekli mi? Balıkçıyla yattın değil mi? İnkar etme. Balıkçı söyledi. Sen önüne gelenle yatıyorsun. Hem ben zaten gidiyorum. Biliyorum. Bu yüzden mi bağlanmadın bana? Vedia, ne demek istediğini anlıyorum. Ama baştan söyleyeyim ki aramızda her şey bitti. Beni aldatmanı burada geçici olduğuma bağlamak istiyorsun. Nasıl olsa çok sürmezdi demek istiyorsun. Böyle düşündüğün için buradaki ilişkilerini kesmedin. Ama şunu iyi bil ki ben seni geçici olarak sevmedim. Oysa sen kendini hep benden uzak tuttun. Ben böyle şeyler düşünmem hiç. Konuşarak varacağımız bir yer yok. İyi uykular. Ben anlatacaktım ya. Yorulma. Yeterince anlattın. İyi geceler Vedia. Bana Vedia deme.
Ne diyeyim? Bakire Meryem mi? Yok, Raziye'yim ben. Ne çok yemek yaptım, yemeyecek misin? Ben de sonradan öğrendim adımın Raziye olduğunu. Öbür köydeydik o zaman. Bizimkiler geldiler, şişt şişt diye seslendiler bana. Daha önce hiç görmemiştim onları. Bebekliğimden sonra yani. Adımın Raziye olduğunu söylediler.